Gündem dışından merhaba. Adı üstünde gündem dışı. Belki gündemden düştü bile. Gündem sürekli değişiyor ama şu işte Haziran sonu 29-30 Haziran Madrid NATO zirvesini yine konuşmak istiyorum. Bu konuda hafta sonu da zaten hafta sonu yazıları kapsamında Medyascope.tr'ye yine bu mecradan görüşlerimi elimden geldiğince anlatmıştım ama onun üzerine biraz daha sizlerle sohbet etmek istiyorum. Çünkü neden istiyorum? Aslında bu zirvenin önemi orada kabul edilen 10 yıllık stratejik kavram belgesiydi. Belki üzerinde en az durulan, hiç okunmayan neredeyse boyutta buydu. Oysa biz neden bahsettik? Madrid'de o zirvenin marjında Biden ve ekibiyle yapılan görüşmeyi Türkiye-ABD görüşmesinden bahsettik. Zaten belli oldu ki gerilimin bu kadar yükseltilmesinin nedeni de Erdoğan tarafından Biden'la olan bu görüşmenin yapılabilmesi, o fotoğrafın verilebilmesiydi. İkincisi tabii yine bizim açımızdan önemli olan bu üçlü mutabakat. Türkiye, Finlandiya, İsveç mutabakatı üzerinde durduk. O işte zafer midir, hezimet midir? Efendim işte YPG ve FETÖ terör örgütü olarak tescil ettirilmiştir gibi. Bunun üzerinde durduk. Bir de üçüncüsü yine bu zirvenin yine dışında ardından gelen işte kralın ev sahipliğinde hem AB NATO bir arada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiades'in o akşam yemeğine katılması, onun katılmasına Türkiye'nin de izin vermesi, hatta onun ötesinde de Erdoğan'ın Anastasiades'te sıcak bir sohbet yaptığına dair görüntüler. Bu da ilgi çekti. Tabii neden? Çünkü Anastasiades'te bile konuşabiliyor da işte Türkiye içinde muhalefete karşı neden bu kadar haşin yahut Anastasiades kıymetli de şimdi Miçotakis bir kötü oldu gibi yorumlar yapıldı, yapılabilir. Bu yorumlar da bana göre çok da haksız değil. Ama bu zirvenin asıl konusu olan dosya, belge bu 10 yıllık stratejik kavramdı. Profesör Doktor Serhat Güvenç de bunu yine bu defa gazete Pencere'de çok güzel ifade etti. Yeni Zelanda'nın, Japonya'nın, Avustralya'nın, Kore'nin NATO'ya üye olacağı bir yakın geleceğe doğru koşar adım ilerliyoruz aslında. Yani sadece bu cümleyi kurmak bile NATO'nun nereye gittiğini, nereye dönüştüğünü, ne gibi sınavlarla baş ettiğini ve bizim ne kadar yerel, dar görüşlü saplantılarla hareket ettiğimizi anlatıyor. Bunun ötesinde tabii asıl konu bu stratejik kavramda Başat, hasım yeniden tam ortada Rusya olarak belirleniyor. Buna üstelik Çin de ekleniyor. Bunu da T24'te Cengiz Çandar da vurguladı. Ben de paylaşmıştım. Yinelemek gerekir burada. Bunun anlamı aslında şu. Hem bir taraftan dönüp bu 10 yıllık stratejik kavram belgesinin yazılmasına da katkı sunarak işte 70 yıllık bir müttefik olarak hem bunun altına imza atacaksınız hem orada o pozları vereceksiniz. Ondan sonra dönüp döner dönmez Putin'le ikili temas aranacak ve giderken söylendiği gibi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında süreç, olumsuz gelişmeler gibi bir takım muğlak ifadeler kullanacaksınız. Olaylar diyeceksiniz. Ondan sonra da yapılanı da denge siyaseti olarak anlatacaksınız. Bunun mümkün olmadığı, iki sandalyede aynı anda oturulamayacağına göre bunun mümkün olmadığı da çok açık. Şimdi Türkiye'nin işte ikinci büyük silahlı kuvvetleri olduğu ve belki somut katkı sunan işte şu 6-7 devletinden biri olduğu, müttefik devletinden NATO'nun başat hasmı Rusya. Arkasından da Çin geliyor. Türkiye'nin haritadaki yeri de belli ve bu ittifak ilişkisi de belli. Şimdi bundan sonra artık Putin'le olan ilişki nasıl düzenlenecek ona bakmak gerekecek. Ha, denilebilir ki işte şimdi hemen NATO'nun arkasından değerli dostum Yörük Işık'ın da büyük katkılarıyla ve bu buğday, kaçak buğday taşıyan gemiler birer ikişer tespit edilmeye başladı. Reuters bunları haberleştiriyor. Bunun üzerine de işte Türkiye'nin makamları, yetkili makamları gerekli işlemleri yapıyor. Ötesinde tam da zirve arefesinde işte bayraktarlar hibe edildi yine Ukrayna'ya. Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan gayet açık net teşekkürler geldi. Bunun dışında da bizim S-400 sahipliğimiz sürüyor. Yine
Erdoğan oraya gitmeden önce Madrid'e işte S-400 aşağı S-400 yukarı tutturmuşlar bir S-400 hep laf. Hani Rusya ne yaptınız da ya da Rusya ne yaptı da diyecekler herhalde aslında. Yunanistan'da bu üsler kuruluyor gibi ya da Yunanistan'a bu askeri destek veriliyor gibi de yorumlar yapılıyor. Bunların pek anlaşılabilir olması ya da ciddiye alınması mümkün değil. Dolayısıyla şimdi bu Yunanistan ve PKK diye takılıp durmuşuz ve beka sorununa bu bağlanıyor. Ve biz ne diyorsak terör için onun anlaşılmasını istiyoruz. Ege'de, Akdeniz'de de hukuk biz ne diyorsak öyle olsun diyoruz. Seçimlere doğru da yaklaşıldıkça bu konularda bir telaş gözüküyor. Adeta gölgelerin arasında bir takım işte bu beşli çetenin farklısı olan bazı bana göre iktidar odakları, iktidar ortakları da burada bir acele içindeler. Hem kendi iktidarlarını acaba kısmen veya tamamen yitirirler mi diye hem bir an önce işte şu sonucu belirsiz seçime kadar da bu konularda bir daha çözülemeyecek düğümler atılsın, geri alınamayacak adımlar atılsın. Hatta iş neredeyse sıcak çatışmaya kadar tırmandırılsın diye bir telaş içinde oldukları görülüyor. Oysa Türkiye'nin asıl meselesi işte şu NATO kavram belgesinin gereklerini yapmak ve bu bakımdan da biliyorsunuz bizde beğenilmeyip kur takılmıştı. Bu F-35'lerin de F-35 programından da kendimizi attırdık. Oysa Finlandiya 64 adet F-35 alıyor, Almanya alıyor, Kore alıyor, Yunanistan alıyor. Türkiye bunun dışında kalıyor. Bir F-35 işte 5. nesil savaş uçağı. Bununla F-16'nın karşılaştırılamayacağı açık. Zaten bu bir örgün bir ağ içinde hareket eden bir savunmanın parçası. Onun ötesinde de zaten biliyorsunuz işte şu TCG Anadolu yapıldı, yapılıyor. İkincisi de yapılacak o uçak gemisine dönüşebilmesi için oradan dikine kalkabilen ancak F-35 uçar. Ha yok biz uçak gemisine benzer bir platform inşa ettik de bunun içinden üstünden SİHA kaldıracaktı derseniz de dünyayı herhalde kendinize güldürürsünüz. Aynı zamanda Büyükelçi Selim Kunaralp'in de serbestiyetteki yazısına dikkat çektiği üzere aslında hiç ilgilenmediğimiz bu tür belgeler bizde ilgi çekmiyor. Stratejik kavram belgesi gibi Avrupa Birliği'nden de belgeler açıklandı. Türkiye artık burada resmen neredeyse Belarus düzeyine indirgenmiş vaziyette. Yani bırakınız adaylığından bahsi. Hani böyle Avrupa Birliği'nin çeperinde sıradan bir ülke olarak ya da en fazla baş ağrıtan, oyun bozan bir ülke konumunda. İşte Türkiye'de burada dışişleri ağzıyla yok efendim Doğu Akdeniz'deki bu haksız tezler bir türlü anlamıyorsunuz doğruyusunu işin gibi tepkiler vermeye ve ne kadar üst perdeden konuşursa o kadar haklı görüleceğini sanmaya devam ediyor. Oysa işte komşumuzda ülkelerinin yarısı birinde Moldova'da Transdniester işte Ukrayna'da Donbas işgal altında olan iki ülke ve Kırım ilhak edilmiş olan iki ülke Avrupa Birliği'ne adaylığı almış o yöne doğru hızla gidiyor. Aynı zamanda Gürcistan'da neden Avrupa Birliği'ne onlar gibi bizi aday yapamadın diye halk kazan kaldırılmış durumda. Bizde kaşlar kalkmıyor dahi. Bunun da ötesine geçelim. Orada imzalanan bir işte üçlü mutabakat muhtırası var. Ondan sonra dönüp Erdoğan burada diyor ki aslında İsveç bize 73 kişi iade etme taahhüdünde bulunmuştu. Bunun zaten bir de meclis onayı kısmı var. Hele bir bekleyelim görelim bu iş aylar alır. Bunlar olmazsa bu onaylanmaz mecliste gibi. Aslında kendince belki onun siyasal çıkarlarına göre muhalefeti sıkıştırmaya yönelik bir tutum içinde gözüküyor. Doğrusu bu da Türkiye'nin ciddiyetini, itibarını herhalde sorgulatıyor denebilir. Ancak bu tür zirveler Erdoğan için öyle forumlar teşkil ediyor ki kaybetse de kazanıyor. Bir başka taraftan da kazansa da Türkiye'ye kaybettiriyor. Neden? Çünkü işte kaybetse mağdur olduk. Dünya gördünüz mü yedi düvele meydan okudum havasında. Yine bu içeride bir anlatıya dönüşüyor. Dışarıda işte bu şekilde kazandım dediği zaman onu bu defa muhalefet ya hezimetle suçluyor ya peşi sıra tek sıra diziliyor. Oysa dediğim gibi mesele başka. Ve muhalefetin dış politikasının tutumunu da bu bakımdan anlamak güçleşiyor. Neden? Çünkü İsveç'in bize yanıtında bu 1,5 ay süren hikaye kapsamında hatırlıyorsunuz. Ne demişti? Bizde dedi terör örgütü üyeliği diye bir suç yok, terörizm suçu var. Yani bir kişi bir suç işlerse o suçu bakıyoruz. Bu terörizm suçu kapsamındaysa ona göre değerlendirip yargılıyoruz.
İkincisi gösterilerde, yürüyüşlerde elinde işte PKK flaması olanlar varsa bu bizde ifade özgürlüğü kapsamına giriyor demişti. Biz bundan herhalde kendimize bir ders, acaba ya biz mi yanlış düşünüyoruz diye bir acaba elden geçirmek gerekir mi? Hani en azından şu terörizm tanımında anlaşsak, belki vize serbestiyeti, üyelik falan artık hayal oldu ama Avrupa'ya vizesiz seyahat, böyle dosyalar hazırlayarak vize başvuruları yapmaktan kurtulur muyuz? Ve işte o kadar yüksek meblağlar ödemekten kurtulur muyuz vize almak için diye hiç doğrusu sormadık. Bu anlamda da benim bu seçime yaklaşırken, artık 11 ay kaldıysa işte seçime, muhalefetin de Türkiye'nin çıkarlarının, ulusal çıkarlarının neler olduğu konusundaki somut görüşlerini duymak ve burada kimlik ve yönelim konusunda herhalde bu 20 yıllık AK Parti Erdoğan iktidarından hangi alanlarda ayrıldığını anlatması ve ne tür bir tutum belirlediğini öğrenmek, duymak doğrusu istiyorum. Bugün de işte bu Madrid zafer veya hezimet, nasıl isterseniz, ama Madrid zirvesi ve ondan önemlisi NATO'nun 10 yıllık stratejik kavram belgesi üzerine bunları sizlerle paylaşmak istedim. Haftaya bir başka konuda sohbet etmek üzere. Hoşçakalın.